Efendim merhaba. Bir salı günü daha hayat sohbetlerinde günün geriliminden, hayatın gerginliğinden uzak dost sohbetlerinde, hayat sohbetlerinde bir aradayız ve bugün can bir dostu, dostluğu konuşmak üzere, dostluk üzerine konuşmak üzere sağ olsun teşrif etti, şeref verdi. İsmail Ruhlu Kürkçü, hoş geldin İsmail. Eyvallah. Özledik epeydir. Evet. Böyle üzerine konuşmak olunca da dedim İsmail'i bir arayayım, kırmadım, geldim. Dostluk güzel. Şimdi ilk şeyde başlayacağım. Bu sahibini arayan, bekleyen köpek Hachiko son yıllarda dünyada bahsedilen bir hayvanın dostluğunu evet. Anlatan nefis bir kitap. Bir de çocuklarımızın özellikle birinci dönem tatili diyeyim bir haftalık. Hem tavsiye olsun diye hem de özellikle dostluk, insan dostluğu bizim için önemli. Bunu böyle geçtikten sonra dostluk üzerine adından dolayı hemen Fethi Gemihlioğlu aklımıza gelir. Allah rahmet eylesin, rahmetle anıyoruz. Onunla ilgili anılar ve anlatacaklarım vardır. Ben uzatmadan nedir dört harflik dost, dostluk, sevgi nedir? Dostluk, sevgi nedir deyince tabii başlangıcı Fethi Gemihlioğlu'nu rahmetle anarak başlayalım. Çünkü dostluk üzerine bir konuşmada Fethi abinin, Fethi Gemihlioğlu'nun ismi geçmezse ben kendimi eksik hissederim. Beni çok etkileyen, hayatımı şekillendirirken kendisinden çok feyiz aldığım bir abimiz. O yüzden ona bir rahmetle Allah rahmet eylesin. Şey yapalım. Dost, bu dört kelime, dört harften oluşan deyince şey oluyor. Ağır oldu. Çünkü kendimi aciz içerisinde hissederim. Ayhan abi anlatmak, dostluğu bana anlatmak. Burada dostluk üzerine bir sohbet deyince aklınıza gelmek zaten beni oldukça eziyor. Bir de dostluğu anlatayım. Dost herhalde şöyle demek. Herkes giderken gelen. Herkes gelirken yanında olmasına gerek hissetmeyen demek herhalde. Dostluk ne demek? Necip Fazıl'ın tabiriyle son gün olmasın dostum diyor. Son günü? Son günüm olmasın. De olmasın dostum. Çelengin, çelengim, top arabam. Alıp beni götürsün dört inanmış adam. Dört inanmış. Yani aslında dostun çok fazla insan hayatında belki de olamayacak, tabutu taşıyacak dört tane kadar olabileceğini mi vurgulamak istiyor? Ya da makamların, mevkilerin öneminden ziyade dost edinmenin o makamlardan, zenginliklerden daha üstün olduğunu mu anlatmaya çalışıyor? Keşke tabii kendisinden duyabilseydik. Keşke duyabilseydik. De dostluk deyince İsmail bahsederken bile bu isimle, bu sıfatla, bu dört kelimeyle bahsederken bile bana şey gelir. Olumsuz tarafına hiç bakmamak lazım gibi gelir. Evet. Yani Necip Fazıl... Tam benim konulara giriyor. Tabutu onun yolunu açayım diye zaten. Yani olumsuz tarafı işte dört dost tabutumu taşıyacak şey evet. Tam... Dört mısra, inanmış dört adam. Dört inanmış adam. Şimdi dost kelimesini olumsuzluklar üzerinden olumlamaya çok evet. Sempatik bakmam kişi olarak. Dost, dosttur. Vardır. Evet. Gönül dolusudur. Evet. Tam senlik yolu... Tam etimolojik böyle kelimelerle düşünme şekli değil mi? Çok enteresan. Dostluğun... ben bir defa Türkçe'ye giriş şekillerine, kelimelerin çok şey yapmıyorum. Hangi dilden geçtiğine çok dikkat etmeksizin
kullandığımız şekli ve güncel halinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Dost kelimesinin mesela İngilizce'de karşılığı yok. Şey olabilir, en fazla my friends, my friend ya da body, body. Body. Yani her ne kadar askeri tabirle de görüşsün de yabancı dilde zannedersem evet. Karşılığı yani, olur. Ama yok yani direkt ama bir karşılığı. Ama friend tam karşılamaz yani. Mesela friend. Şey gibi, best my friend mi oluyor yani? Evet, best? Öyle kullanılıyor. ama Türkçe'ye geçiş haliyle dost kelimesinin hiçbir dilde direkt karşılığı yok. O zaman bize özgü, Müslümanlığa, Türklüğe özgü bir kelime gibi de varsayabiliriz. Ben kelimelerin yan yana gelişindeki en yakın deyimi ele alarak bazen düşünme formatına geçişi savunuyorum. Bunların içerisinde de mesela demek ki mertebeleri var diye düşünüyorum. Yakın dost. Dost meclisi. Allah dostu. Evet. Şimdi bütün her şeyin Allah rızasına ve güzelliklere, iyiliklere binaen yapıldığına inanmış birisi olarak ya da hareketlerini ya da davranışlarını Allah rızası mukabilesinde kıyas ve kısas eden birisi olarak demek ki bunların mertebeleri de, dostlukların mertebelerinin de olduğunu varsayabiliriz. Ama en sonunda olay herhalde Allah dostu. Birisini çok sevdiğinizde, birisini çok iyi anlatmak istediğinizde gerçekten seviyorsanız benim dostumdan ziyade anlatırken bir başkasına Allah dostu. Şimdi kelimeler... Evet, güzel bir tabir. O yüzden dostluğun hiçbir kelimede kalp gibi, bizdeki aşk gibi, onun da mesela İngilizce'de karşılığı yok. Ya da başka dillerde love deniyor ama bizde mesela kalbi, aşkı şeyle anlatırken, cesaretle vurgularken yürekli adam. Cesaret timsali. Aşklı adam denmez ama. Gönülden yaptı diyor mesela. Gönülden yaptı. Bile isteye yapmak. Allah rızası için yapmak. İşte o gönül oraya geliyor değil mi? Bu tam arada, karşılığı orada. Evet. Mesela hiç şeyi yok. Yani Türkçemizdeki kullanışları da bu arada. Bu, tabii. Türkçenin hassasiyetleri, içi insan dolu. Gönül dolu kelimeleri ve cümleleri de aşkla alakalı mesela yar değil mi abi? Yar. Yar bizde iki tane kullanılıyor. Birisi sevgili anlamında, birisi de uçurum. Uçurum anlamında. Demek ki sevgili hep bir uçurumun kenarında. Yani sevdiğiyle birbirleriyle böyle etimolojik bağ bile kurulabilir istersek yani. Değil çok mi? Çok güzel tabii. Doğru. Yani evet. Sevgilinin uçurumu. Değil mi? Gönül oraya düşerse aşk düşerse. Oluyor. Gönlüm düştü gönlüm deniyor. Gönlüm düştü. Gönlün düşünce yar oluyor. Evet. Bir de herhalde çok sıcak değil mi? Hı. Onu da sahiplenmişler. Yarim diyor abi. Yani o uçurumun kenarında olmayı seviyorum diyor yani. Yani dost da öyle. Ayhan abi, yani sizin yanınızda bunları cümleleri sarf etmekten fakir imtina eder ama bu dostluk olunca kazan, benim dostluk bu sohbet olunca edebilmek benim büyük kazanım benim için. Bir de bu tabii şey diyor Akif Emre Ayhan abi. Hı hı. Önce mekanı kaybettik. Sonra gerisinden arkasından diyor çorap söküğü gibi her şey geldi diyor. Dostluğu mekanla da irtibatlandırmak lazım. Yani illa öyle oluşuyor zaten ama yani. Değil mi? Tabii. Evet. Kesinlikle öyle oluşuyor. Çünkü dostluğu tarif ederken şeyden önce söyledim ya. Ben bazen ofiste bağırırım dedim. Hı. Sen de niye bağırıyorsun?
Ancak fikir sancımı bir dost halkası dindirebilir derim bazen. Yani onun için bir haykırma ihtiyacı hissederim. Evet, evet. Siz de biraz önce sohbete başlamadan önce, yayına geçmeden önce, ben yayında gibi de değilim bu ara. Biliyorum, bir dostu buldum. Yayında gibi değiliz zaten. Konuşuyoruz ama. Yayında zaten. Ben onun adı üstünde hayat sohbetleri olmuş. Yani bir dost meclisi derken bile Ayhan abi bir mekan vurgusu var. Bu mekan illa üstü örtülü şey filan anlamında değil. Kimi zaman işte sizin bahçe. Akif Emre'nin kastettiği mekan da zaten üstü örtülü bir ev, üstü damlı bir oda filan değil. Sokaklarımızı kaybettik. Doğru. Şehrimizi kaybettik. Olsun. Bakın Kayseri'nin, kusura bakma sözünü rica keseceğim. Ederim. Esas seni dinlemeye, rica sohbet ederim, etmeye. Rica ederim, oğlum. Kayseri şehir özelliğini kaybettikten sonra sokaklarını kaybettikten sonra dostluklarını kaybetti. Kaybetti. Şu an siyaset üzerinden bile olsa bir dostluk oluşturulamaz oldu. Ben ona bir ekleme yapıyorum abi. Buyur. Önce mekanı kaybettik, sonra lisanı kaybettik. Arkasından da lisan geliyor tabii. Şimdi lisan derken belki de Akif Emre'nin devamındaki kaybet çorap doğru. Söküğü gibi kaybettiklerimiz. Ondan sonra ikinci sırada. İkinci lisan belki. Çünkü o kadar az kelimeyle konuşuyoruz ki Ayhan abi. O kadar literatürümüzde az kelime var ki kendimizi anlatamıyoruz. Bu çok önemli. Niye biliyor musun? Buyurun. Özür dileyerek işte. Kaybettiklerimizden dolayı paylaşamıyoruz. Anlatamıyoruz. Dostlarımızı anlatamıyoruz. Birbirimizi anlatamayınca ifade edemiyoruz. İfade etme ihtiyacımız kalmıyor. Evet. İfade etmedi acıkmayınca yemezsiniz. Doğru. Karnınız aç değilse hiçbir şey yiyemezsiniz. Bu anlamda şu çıkıyor galiba. Bir dost meclisi kurabilmek ve dostluğu ifa edebilmek için önce mekan, sonra da adab-ı muaşeret kuralları içerisinde lisanı tesis etmemiz gerekiyor. Bu lisan konusunda kelimelerin minimumda kullanışına ben çok karşıyım. O yüzden kelimeleri ve etimolojiyi değerlendirerek dostluk bahanesini geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yani sonuncudan başladık. Hachiko'dan. Şimdi Platon. Orada Hachiko'nun bir de hayvan dostluğu olduğu için orada onun bir, affedersiniz, evcil hayvan olduğunu da söyleyelim. Belki şey yapmazsa bilmeyen olabilir tabii, yani. Bilmeyen, evet, yani zaten bilmesin bir merak uyandırsın diye getirdim. Evet, hazır bravo. 15 birinci dönem tatiliyken öğrencilerimiz, evet, ve çocuklarımız öncelikle velileriyle beraber okusunlar. Hachiko'nun bir evcil hayvan. Yani evet. Mekan birlikteliği var şeyiyle, sahibiyle. Evet. Oradan bir dostluk oluşmuş. Nerede? İstasyonda. Oralara geliyor. Tabii dostluk üzerine uzun yıllardı. İşte en son Fethi Gemurluoğlu tam. Sözünüzü balla kesiyorum ama ben dememek için affınıza sığınarak. Orada köpek aslında. Ama affınıza sığınıyorum izleyicim. Tekrardan etimolojiye geçecek olursak. Bizde öyle bir bilgi dağarcığı var ki sevdiğimizi bazen omzuna vurarak, dizide de var. TRT1 herhalde o bu reklama girmez. Gönül Dağı dizisinde, evet, de var. Üç tane amcaoğlu birbirini severken mesela, ya da çok sevindikleri bir olay olduğunda, başına beklemedikleri bir olay geldiğinde affedersiniz omuzlarına kupe diye vurarak. Yani bizdeki kelimeleri kaybettik, lisanı kaybettik derken ben ilk önce söylemek istemedim ama sonradan da söyleyeyim. Hiç yani şey. Çünkü konuşalım. Bizdeki kelimeler bir yere gelirken herhangi bir şekilde gelmiyor. Oradaki köpeğin dostluğunun ne kadar başarılı ve nerelere ulaşabileceğini anlatmak adına ağzına zikredeyim dedim. Ağzına sağlık. Evet. Olumsuz tarafını şey etmiyor. Siz başta dediniz ya, dostluk deyince olumsuzluktan bahsetmemek gerekir. Kesinlikle. Yani köpeğin dostluğunun
bizdeki lisanda nereye gelebileceğini karşılığı, vurgulamak istedim. Gönüldeki karşılığı evet, o dizide aynen. görünüyor zaten evet. diyorsun. Onun için yıllardır felsefeciler, bilim adamları, bilim adamı demeyeyim de felsefeciler, düşünürler, halk ozanlarımız Aşık Veysel dost dost diyencesine sarıldım diye toprağı evet. kutsuyor. Platon Lysis'te, Lysis kitabında dostluk üzerine esas şeyi bu. Romence herhalde, Latince pardon. Latince. Kutatgubilik'ten getirmiştim ama yalnız zannedersem yukarıda kaldı. Kutatgubilik'te dostlukla ilgili korkunç güzellemeler var. Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakaik yine Türk klasiklerinden Türkçe ile çeşitli manalarda bulunan bir beyt, birkaç beytini hemen okuyacağım. Lütfen. Sözünü düşünerek söyle, aceleyle söyleme. Muhatabı yine dostlar. Sözünü gizle ki başını gizleme. Bakın, sözünü gizle ki başını gizleme. Her şeyi söyleme. Bin kişi dostun olsa bile çok görme. Dost ne kadar çok, olumsuzluktan gitmeyeceğiz. Bin kişi dostun olsa yine az. Bir kişi düşmanınsa bile fazla. Gibi devam ediyor. Bunu şunun için geldim. Dostlukla ilgili o kadar çok güzel şeyler yazılmış ki. İnsanlık tarihi boyunca batıda doğuda bizde İslami literatürde, dini literatürde filan. Ancak rahmetli demin söyledik. Söylediği gibi mekanı kaybedince Akif Emre. Akif Emre çok özür diliyorum rahmetli. Akif Emre mekanı kaybedince lisanı kaybettik. Lisanı kaybedince dostluğu kaybetmemek üzere bu sohbetleri ben önemsiyorum. Size onun için eyvallah. Sizler gibi dost canlısı gönül eyvallah. İnsanlarını sohbet etmeyi özlüyoruz. Değil mi? Çünkü mekanlarımız kalmadı. Kalmadı. Nerede temaşa edeceğiz? Nerede buluşacağız? Nasıl olacak? Bunları çok iyi çözümlemek gerekiyor. Hı. Çünkü mahalle kültürünü kaybettiğin anda, sokak kültürünü kaybettiğin anda, caddeye geçince olay... Yukarıya doğru çıkınca binalar. Evet, binalar. Ben onu hep şöyle yorumluyorum, biliyorsunuz değil mi abi? O binaların yükselişini bir gün sizle muhabbet... Burada da dinleyelim, evet sohbette etmiştik. Senden burada seyircilerimiz de dinleyelim. İnsanlar ölümden korktukça topraktan uzaklaştığı için yükseğe çıkıyor. Bu benim tezim yani, mimari tez. Yani sanki hem bir mimar olarak hem bir insan olarak. Evet, tezim, toprağı görmeyince ölümden uzaklaşacağını zannediyoruz. Halbuki... ölüm vazgeçilmez. Bugün de bir arkadaşla konuştuk. Onunla geçen muhabbeti anlatayım. Diyor ki herkes toprak alma derdinde, topraksa insanı alma derdinde abi. Aa. Çok büyük bir tezatımız var. Yani hepimiz toprak alma derdindeyiz ama toprağın derdi de bizi almak. Yani bir de acaba abi Allah'ı hatırlatınca ya da güzellikleri hatırlatan ya da yanlıştayken doğruyu söyleyen, günahtayken sevabı anlatan herhalde dost oluyor. Yani biraz dostluklar iki dünyalıklı gibi diyebiliriz yani. Tek dünyalık değil yani bu bugünün ya da bu dünyanın değil Ayhan abi ya. İki dünyalık oluyor dost. İki Allah dünyalı. Dostu dedim Allah ya. Dostu. Evet. Allah dostu dedin ya mesela bazı ortamlarda Allah korkuyla anlatılmaya çalışır. Yani mutlak yaratan yarattığına dost olur. Yeter ki sen ona dost olmayı bil. Bil. O sana dosttur. Demin babayla Akif yok şeyin Fethi Gemuhluoğlu'nun oğluna başlarken evet. onu soracağım evet. şimdi arkasından onu getirsen. Şimdi bir baba evlatlarına dosttur, arkadaştır, babadır. Bunların totalinde bir dostluk vardır. Mutlak yaratanın kendi yarattıklarına dostluk dışında bir şey, bütün yarattıklar için söylüyorum. Bütün nebat için söylüyorum. Bütün
hayvanlar alemi, insanlar alemi, bütün alemler için söylüyorum. Yaratanın yarattıklarına dostluktan başka bir şey düşünmesi mümkün değil. Evet. Onun için hep gazapla Yaradan'dan bahsetmemek lazım. İnsan yeter ki Yaradan'ına dost olmayı bilsin. Kendine dost. Kendine dost. Kendine dost olmayı. Çok güzel. Ailene dost. Harika. Arkadaşlarına dost. Evet. Oradan devam edelim. Ve Fethi Gemuhluoğlu'nun oraya yazdığı mektuba buradan geçerek Allah dostluğundan, Allah'ın yarattığına dostluğundan geçerek Fethi Gemuhluoğlu'nun mektubuna devam edelim. Evet. Fethi abi Dostluk Üzerine diye bir kitabı var. Fethi abi kısaca ben anlatayım. Belki Özür dilerim. Çok özür diliyorum. Fethi Gemuhluoğlu'nun Dostluk Üzerine kitabını kendi kütüphanemde iki tane. Kitap evimdekini de bulamadım. Getirip burada göstermek isterdim. Ama en azından isim olarak bütün mutlaka seyircilerimize bu kitabı okumalarını mutlaka ve mutlaka edinmelerini tavsiye ediyorum. Kusura bakma sözünü kestim. Fethi Gemuhluoğlu'nu senden dinleyelim. Fethi Gemuhluoğlu'ndan bahsedince yine TV Kayseri'nin yayın organı Kent Haber'de ben Dostluk Üzerine diye bir yazı yazmıştım. Orada da Fethi abiden bahsedince eski Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı aramıştı beni. Hmm. Teşekkür etmek için. Çünkü Fethi abinin yeterince bu ülkede anlatılamadığını ve sohbetlerde dile getirilemediğinden bahsetmiştir. Muhtemel ki rahleyi tedrisatından Nabi Avcı Bey geçmiştir. Fethi abi en büyük özelliklerinden birisi tabii memuriyet falan yapıyor. Zannedersem hukuk fakültesi okuyor ama yaş kemale erdikten sonra kendisini öğrencilere adayan birisi. Ama doktora öğrencilerine kendi kurduğu Türk Petrol Vakfı'ydı galiba. Yanlış olursa Allah'a sığınırım. Türk Petrol Vakfı vasıtasıyla kendi bildiği, derslerine girdiği zengin arkadaşlarından doktora yapan öğrencilere burs veriyor. Hem de ciddi burslar veriyor. Yurt dışında okumaları için destek sağlıyor gerekirse. Yurt içinde okuyanlara destek sağlıyor, burs sağlıyor. Çok özel bir insan. Onun da öğrencileri var. Hatta bahsederken zannedersem Mustafa Kutlu abi hikayeleriyle ünlü. Ben bu arada bütün gençlerimize bütün kitaplarını öneriyorum. İstisnasız. Bila istisna Mustafa Kutlu'nun bütün zamanın öykülerini. Ömer Seyfettin'in. Bana göre. Mustafa Kutlu abi diyor ki anlatırken bizde unutulmuş iki tane ya da değerini bulamamış Nurettin Topçu'yla Fethi Gemuhlu abinden sohbetlerinden öğrendiğim kadarıyla diyor. Sohbet ne abi? Dost muhabbet. İşte biz bu sohbetlerden faydalanamıyoruz. Kayseri babında söylüyorum. Neden? Her şey yine o meclislerin sağlanamamasından kaynaklanıyor ama Dostluk Üzerine kitabı çok güzel ama Fethi Gemuhluoğlu'nun oğluna yazdığı bir mektubu var. Evet, o mektuptan bahsetmiştin. Ondan bir de seyircilerimize zannedersem Ali Bey oğlu ondan sonra oğullarına bir sitem gibi, oğluna bir sitem gibi yazı yazıyor. Ben diyor evvela senin babanım. Bu minvalde kelimeler yanlış olabilir. Tabii. Eğer yanlışlık olursa tekrardan özür dilerim ama aklımda kaldığı kadarını söylüyorum. Ben senin babanım. Sizden dağlar kadar memnunum. Sizden derken şunu kastediyor abi. Evde herhalde yurt dışında arkadaşlarıyla kalıyor Fethi Bey'in oğlu. Hı hı. Sizden bir şikayetim var diyor. Az okuyorsunuz diyor. Az okuyorsunuz. Evet. Az çalışıyorsunuz diyor. Halbuki çok başarılılar. Yani söz getirebilecek, sözü dinlenebilecek kapasiteler şu anda Türkiye'de. Ali Bey filan. Ondan sonra. Ama bunu diyor bir dostun olarak söylüyorum. Demek ki babayla evlat arasında tesis edilmesi gereken bir dostluk üzerine kitap yazmış birisinden. Ben diyor arkadaşlarına tembihle. Lütfen daha fazla okuyun diyor. Burada şunu görüyoruz. Demek ki insan ilk önce kendine
sonra da evlatlarına, ailesine, arkadaşlarına dostluk babında bakması gerekiyor. Yani onları zedelememesi gerekiyor. Coğrafya. Siz yayında da söylediniz. Dostluk kelimesini olumsuz bir kelimeyle bir araya getirmemeye dikkat etmiyor. Özellikle bugün ona dikkat etmek üzere geldim. Kendimi evet. öyle programladım. Çünkü böyle güzel bir hasleti olumsuzluklar üzerinden, insani zaaflar üzerinden dost deyince şöyle akla gelir çok demek hiç hicvediliyor değil mi abi? Çok evet, hicvediliyor evet, ve yani. Bu sefer kelime içeriğindeki insanı yok etmiş oluyoruz. Bu bakımdan oraya çok girmek istemedim. Onun için mesela yabancı bir yazar Elena Porter'ın Pollyanna'sı. Şimdi Pollyanna mutluluk Pollyanna deyince Pollyanna'cılık oynuyor musunuz? İşte güzel düşünmeyle ilgili bir şeyler. Evet. Ama Pollyanna'nın hayatının özünde ne var? Gittiği ve karşılaştığı insanlarla özellikle yakın çevresiyle bir dostluktan dolayı mutluluk arıyor. Aynı yere geliyor. Haydi yine yabancı bir yazardan yerli yazarlara da geleceğim. Haydi Alp Dağları'na gittiğinde oradaki dedesinin bağnaz duruşunun arkasındaki sevgiyi ve dostluğu görüyor dedesinde. Oradaki çobanla olan dostluğunun üzerinden insani duyguları anlatan bir öykü Haydi. Evet. Ben öyle bakıyorum. Oradaki maceralar düşmüşler, kalkmışlar filan değil. Orada oluşturduğu mekanda oluşturduğu, onun için Alp Dağları önemli, bir dostluk ortamı var. Buralar benim için önemli. Mesela Kemalettin Tuğcu diye bir çocuk öykücüğümüz vardır. Bütün şeylerinde, öykülerinde, bütün romanlarında, çocuk romanlarında neticede zorlukların arasından dostlukla aşılan güçlükleri, çevresinin, ailesinin dostluklarıyla aşılan güçlükleri anlatan romanları vardır. Mesela Bahri Yanık Ömer ve Mahmut Yesari yine çocuklarımıza tavsiye ediyorum. Böyle bir şey anlatır. Şimdi bunun üzerinden olumlulaştırarak yürümeyi veya anlatmanı bekliyorum, dinliyorum, büyük keyif alıyorum. Öyle söyleyeyim. Tabii ilim konuşunca hikmetli susmak gerekiyor abi. Siz o kadar güzel konuşuyorsunuz, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bizim ilmimiz bazen yetmiyor. O yüzden hikmetli susmamız gerekiyor. Tabii şöyle, başlangıçlar ve ilişkiler, dostluk, arkadaşlık ya da iş ilişkisi olsun, biz her geleni Hızır bilmeliyiz. Yani bu imkanı tanımadığımız her zaman geleni Hızır bilmeliyiz. Ya bazen sözünü unutma. Bu tür özel başlıkları alt yazıya bir geçsek iyi olacak diye yönetmenimizi uyarmak istedim. Her geleni Hızır bilmeliyiz. Hızır bilmeliyiz. Evet. Değilse kendi sorunu Ayhan abi. Yani. Çok güzel. Harika. Değilse yani, kendi sorunu. Benim sorunum. Ama hayata böyle başlamayınca abi ya da herhangi bir ilişkiye, ticaret olabilir, arkadaşlık olabilir, ne bileyim işçi işveren ilişkisi olur. Biz öyle şey yapıyoruz. Yani düşünüyoruz. Biz kelimesi ve ben kelimesine etimolojik olarak da takık olduğum için menfi yönlerde ben kelimesini kullanıyorum istemsizce. O kadar alışkanlık yapmış ki. Ama müsbet olan her şeyde ben biz kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Yani olumlu konuların hepsinde çoğul konuşmayı tercih ediyorum. Olumsuz olan bütün konularda ene'ciyim, yani ben'ciyim. Yani bütün negatif konuları konuşurken önce kendi nefsimle yorumlayarak ilişkilerimi kurmaya ya da tesis etmeye çalışıyorum. Ama bir başarı varsa ben onu paylaşıyorum. Biz oluyoruz o zaman yani. Yani demek istediğim tekliği ve eneyi ancak övülene tahsis ediyoruz. Başlangıç bu olmalı. Başarılarda hepsinde ama hepsinde biz olabilmeyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü
paylaşıldığı müddetçe dostluklar gelişebiliyor Ayhan abi. Yani çoğalıyor. Çoğalıyor. Ve etkileniyor. Ve aidiyet duygusu, dostluğun aidiyetini tesis ve kurma çalışması gelişiyor. Çaba göstermiyoruz güncel hayatta. Tek dünyalık düzenin içerisinde dostlukların temini için, muhabbet için, sohbet için, bir sohbet halkası için çaba sarf etmiyoruz. Ama sen şimdi bana kızacaksın, Türkçeden çıkacağım biraz ama. Estağfurullah. Buraya yazdım, yanlış okumayın diye. Men talebe cette ve cette ve cede. Talep edersen, mücadele edersen kavuşursun diyor. Talep edersen, evet, mücadele edersen kavuşursun. Bunu dostluk üzerine söylüyorum. Yine Fethi abiye söylüyorum. Talep etmiyoruz ki. Ama ben muhabbetimizin başladığı ilk sıralarda size ne dedim? Abilik hukukuna hiçbir zaman zeval getirmemek için elimden geleni yapacağım abi dedim. Yani 5 yılda, 10 yılda. Ben bunu talep ettim sizden. Çok güzel. Neden? Hep karşılıklı talep. Sizin talebeniz olmayı, sizin öğrenciniz olmayı kabul edebilmek, ilimle konuşan, hikmetle susanlara tahammülümüz kalmadı. Farkındasındır. Dinlenilmiyor abi. Dinlemiyor. Ama şunun da farkındayım İsmail. Acizane bir... Sözünü balla kesiyorum Ayhan abi. Çok. Bunlar da küsüyor Ayhan abi. Kendini yalnızlığa vuruyor. Yalnızlığı dost ediniyor. Tam oraya gelecektim. Yalnızlık dost. Herkes olması. Bir ücraya çekiliyor. Herkes çekiliyor. Birliktelikleri mutlaka azimle çoğaltmanın. Dost arayarak bulunmaz belki ama bazen de aramalı diye düşünüyorum. Aranmalı diye düşünüyorum. Yani işte ekmeği arayıp bulursunuz maddi olarak. Ortağı arayıp bulursunuz. Tüccarı veya bir ihtiyacınızı görmek için arayıp bulursunuz veya bir iş yaptıracaksınız, işçiyi, ustayı arayıp bulursunuz. Ama dostluk aranınca bulunmaz gibi gelir ama işte o amadan sonrası bazen talep ve çaba. Bazen onun için orayı talep eden bir daha Arapçasını değil de Türkçesini kızmadan men talebe ve cette ve cede. Ve cede. Şimdi burada çok enteresan, ben bu ceddeyi birkaç yıl önce okuyunca cadde ile yorumladım. Ben uğraşıyorum ya bununla alakalı. Dinleyecek kimseyi bulamayınca insan en son yazmaya başlarmış. Evet, çok güzel. Biz de yazıyoruz. Çok, yani yazacaksın. Çünkü yazacaksın ki bize tahammül gösterip dinleyebilecek kimsenin kalmasını, kalmadığını hissettiğin anda ancak yazıyorsun. Yazacaksın. Kalem merakı belki de oradan geliyor. Günün birinde kalemin yüreğine, kalemine sağlık. Günün birinde işte o arayışta olan dost mücadelesi verenler bu okuduklarından Atabetül Hakayık'tan Kutat Gubilik'ten belki lügat ama Divan-ı Lügat-ı Türk'ten, Dede Korkut'tan, döndüm Ömer Seyfettin'den, öykücülerden, döndüm çağdaş öykücülerden, Mustafa Kutlu'dan bahsettiğin yerelde Emir Kalkan'ın öykülerindeki dostluk ve muhabbeti birileri bizden sonraki nesiller oradaki muhabbetin sıcaklığını orada hissederse bir dost arayışına düşer. Emir Kalkan. Aranınca bulunca da kıymetli olur diye düşünüyorum. Şehrine dost birisi olarak söylüyorum Ayhan abi. Şehrime dostların her olmak isteyen ya da şehre şehriyle ödeşmek isteyen, şehriyle özdeşleşmek isteyen, şehrine dost yar olmak isteyen herkes Ömer Kalkan abi, evet. Emir Kalkan abinin düğün önündeki ağacı anlattığı bir o
o kısmı... Bir gönüldür o ya İsmail ya. Bir kısmı okusun abi ya. O, şimdi diyorlar ki bazen... ya... Şehir dışına çıkmak lazımdı ticaret olan. Çeken bir şey var. Ben... Şeyhimden ayrılamam. Ben dostumdan... Ben şeyhine dost birisiyim abi. Mekanıma dost demektir aynı zamanda. Mekanıma dostum yani. Evet. Yani... Bu kelimeyi ben de çok meraklı değilim de caddeyi görünce 2-3 yıl önce okuyunca caddeyle bağdaştırıp cadde mekanı ben olgunlaştırmak istiyorum ya Ayhan abi. Mekan olgusunu olgunlaştırmak istiyorum. Mücadeleden geliyor. Bak burada yazıyor. Cadde. Mücadele. Mücadele. Yani keşmekeş. Keşmekeş. Cadde bu. Cadde demek keşmekeştir demek. Yani biz bunu nasıl yapacağız? Yani nasıl çözeceğiz? Mücadele, keşmekeş, karmaşıklık, mücadele biliyorsunuz açıklanamaz bir şey. Ne diyor? Arapçada biliyorsunuz mu harfi İngilizce'deki have got gibi. Ya şimdi çok şey oluyor özür dilerim de. Yani sahip olma. Mutasavvuf deniyor ya. Tasavvufu bilen. Sahip olan. Ya bilen. Cadde mücadele demek. Yani mücadele, karmaşa şey demek. Biz bunu nasıl engel olur? Elbette ihtiyaç. Elbette kurgusu var. Elbette günümüzün şartlarından uzaklaşmak istemiyoruz ama kelimeleri iyi anlamaya başladığımız zaman nerelerden çıktığı, nasıl geliştiği noktasında bize bilgi verebiliyor diye düşünüyorum aynı. Kesinlikle veriyor. Çünkü yani buradan nasıl çıkacağız? Fiziki veya yaşamsal yürüyüşün önünde durmak mümkün değil. Değil yaşam yürüyüşü. Yani efendim kat yapmayalım, cadde yapmayalım. Yok, şey, böyle bir şey mümkün o değil. O anlamda değil ama. Öyle mi lan? Bilmek gerekiyor. Gönlünü insanımızın, bütün insanlar için söylüyorum. Gönlünü bu güzelliklerle doldurduğun zaman zaten bu arayı dost arayışında insani dost, mekan dost, hayvan dost arayışına giriyor zaten. Fakat bu keşmekeşin içerisinde kendisine bir güzergah belirleme aşamasında bu yaşamsal yaşam döngüsünün içerisinde belki de yılların bulamadığını bulma çabasında insanlar. Yani yine baştaki şeyden dolayı ifadede şöyle zorlanıyorum. Olumsuz üzerinden bunu tarif etmek için hep olumlu bir şeyler üzerinden tarif etmeye çalışıyorum. Sizin başlangıç noktanız çok doğru bir dayan abi. O belki onun için bazı cümlelerde zorlanıyorum. Dostluğu anlatırken o kadar negatif yönden yaklaşıyor. Mesela ben de bazen kullanıyorum. Çoğu zaman da yani hak vermesem de bazen bizim çiçeklerimizde bakmadığımızdan değil de çok fazla suladığımızdan soluyor abi. Yani çok güzel. Harika. Harika. Bu da var. Tabii. Hak edene demini bilir. Dost evet, demini bilir. Evet. Demini nerede alacağını bilir. Demin anlamını bilir. Değil mi? Hatır. Hatırın anlamını bilir. Bunların bir kısmını kaybetmemek üzere yürüyoruz. Kaybettik. Biz olumsuz dememek biz, için. Biz ne diyoruz? Hemen olumluya geçiyoruz. Dost, bizde tabir var ya, acısını da bilen, tatlısını da bilen. Değil mi? Ama kesinlikle. Çok fazla sulayınca da çiçek şey. Oluyor. Yani. O yani illaki orada işte o demi, o gönül birlikteliğini, dostluk aynı zamanda bir gönül birlikteliği olduğu için böyle bir anlama taşınıyor. Oranın dozajını kaçırdığınız zaman çiçeği kurutursunuz. Kurutmamak lazım. Orada da adab-ı muaşeret. Kesinlikle. Onun için mesela çok eski bir kitap. Ziyeki Kalbin Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri. Dün evde kütüphanede şeyi ararken... Dostluk Fethi Gemuhluoğlu'nu ararken onu bulamadım ama dedim ki insan yaşamının içerisinde, toplumsal yaşamın içerisinde Ziya Gökalp gibi bir sosyolog şeyleri var.
72 basımı Kültür Bakanlığı'nın temel 100 temel eserde ve öğretmenimiz kimse okunmasında sakınca yoktur diye not yazmış, imzalamış buraya. Şimdi bazen dostluğun ya da birlikte yaşamanın da terbiyeye ihtiyacı oluyor. Yani buradan küçük bir atıfla Ziya Gökalp'i de almış olayım diye, kitabı niye getirdiğim bir anlamsızlık olmasın diye. Böyle bir şey. Burayı kaybetmemek üzerine konuştuk. Bura önemli çünkü bizler evet. için. İnsan için önemli diye düşünüyorum. Hiçbir insan yalnızlığı tercih etmemeli. Allah bizi iyilerle karşılaştırsın. Birisini anlatırken, çok sevdiğim birisini anlatırken çok nadiren kullandığım bir kelime var. Terkip ile terk etmiş. Terkip ile terk etmiş. Vazgeçmekten bile vazgeçmiş. Yani bir artık böyle içerisinden süzülüp zırhlanmış anlamında. Allah bizi iyilerle karşılaştırsın. Amin. Vallahi yani programı yaptık, sohbetini yaptık. Bitmiş. Kutay Bey kızıyor oradan vakit geçiriyoruz diye. Peki. Gönlüne sağlık. Hakikaten tam tadımlık bir dostluk üzerine oldu. Şimdi bu programları bundan sonra birkaç böyle aklımda başlık var. Mesela sevgi üzerine yapacağım. Saygı üzerine yapacağım. Ahlak üzerine. Başlıklarımız, program başlıklarımız, konukları böyle alacağız. Birkaçında sizi tekrar benzer konularda burada inşallah konuk etmekten mutlu olacağız. Böyle bir şey, dostluk üzerine dost kalalım. Ne diyelim hep beraber? Son söyleyeceğim, benim en son söyleyeceğim bu. Bu ülke dostluğu hak ediyor. Özür diliyorum, olumsuzluk konuşmayalım dedim ama son terör saldırısının dönemi evet. bütün şehitlerimizi bu ülke uğruna kanını dökmüş, bu coğrafyayı bize yurt etmiş bütün geçmiş şehitlerimizi son terör saldırısında şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Hepsini rahmetle yad ediyoruz ve hangi gerekçeyle olursa olsun terörü hep beraber lanetliyoruz. Bu ülkenin dostluğa ihtiyacı var. Bu ülkenin sevmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin sevilmeye ihtiyacı var. Bir şeyler üzerinden düşmanlık çok kolay. Düşmanlık o kadar kolay ki. Önemli olan dostu bulmak, sevgiyi bulmak, sevmeyi bulmak diye düşünüyorum. Son söyleyeceklerini de kapatalım. Benden bu kadar çünkü. Vel kelam ve selam. Allah razı olsun. Hoşça kalın, güzel kalın.